Ve Üstad'ın Bülbül isimli şiirini okumak üzere eski Gençlik Kolları MYK üyemiz, Kırşehir Milletvekilimiz Sayın Abdullah Çalışkan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım ve Başbakanım, değerli misafirler, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhum Akif Ersoy'un Bülbül adlı şiirini okuyacağım. Bu şiir Yunan istilası başladıktan bir süre sonra ve özellikle Bursa'dan kötü haberlerin alındığı bir dönemde 7 Mayıs 1921 tarihinde yazılmış bir şiir. Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istikrarı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad, zalamın sinesinden fışkıran mevdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecdinagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler ya Rab, ne mevca meçtemlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya suri mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi servazın. Ufuklar, buydu mutlaklar, bütün mahkumi pervazın. Değil bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir bilmez afakım. Teselliden nasibin yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Seraba garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki napus İnnesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serap olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türap olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaetlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne heybettir ki vahdedigahın dinin devrilip taş taş. Sürülsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem. Allah bir daha bize bu günleri göstermesin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilimize teşekkür ediyoruz.
İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinden aldığı feyzle ülkemize aydınlık ufuklar çizen, demokrasimizin ve yarınlarımızın teminatı, Genel Başkanımız, Başbakanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, Asım'ın nesli olan siz değerli kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyor. Mehmet Akif'i hürmetle, minnetle, rahmetle anıyorum. Mehmet Akif gibi büyük bir şairi, Mehmet Akif gibi büyük bir mütefekkiri, vefatının 74. sene-i devriyesinde yad ediyor olduğunuz için sizleri yürekten tebrik ediyor, yürekten kutluyorum. Merhum Mehmet Akif Ersoy'u ben de sizler gibi minnetle, hürmetle yad ediyor. Mekanı cennet olsun diyor. Millet olarak kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Ne mutlu bizlere ki, ne mutlu sizlere ki Mehmet Akif gibi pak bir ruhu, temiz bir vicdanı yad etmek için onun yüksek ideallerini, davasını, aşkını, heyecanını paylaşmak için bugün buradasınız. Merhum Akif'i hakkıyla anmak, ona minnet borcunu ödemeyi gerektirir. Mehmet Akif'e minnet borcunu ise onu okuyarak, anlayarak, onu hissederek ancak ödeyebiliriz. Onu hakkıyla anmak ve ona layık olmak, Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla tanımayı gerektirir. Çanakkale şehitlerimizin ruhu da bizi millet kılan ve büyük saldırılar, büyük depremler karşısında ayakta tutan mana da Akif'in safahatindedir. Akif'in destanındadır. Onun idealindeki genç Asım'dır. Asım adaleti, hakkaniyeti, vicdanı, merhameti kesinlikle bu özellikleri temsil eder. O hayali bir kimlik, yaşanmamış bir roman ya da film kahramanı değildir. Keza Asım ve Asım'ın temsil ettiği değerler sistemi hiçbir zaman tarihte kalmış, efsaneleşmiş, mitolojik bir kavram da değildir. Asım dün, yani düel-i muazzamanın topuyla, tankıyla üzerimize geldiği dün Mehmet Akif'ti. Bugün ise sizlersiniz. Asım bugün lisede, sınıfındadır. Üniversite amfisindedir, kütüphanededir, fabrikada işçi olarak, mühendis olarak, hastanede doktor olarak, hemşire olarak alın teri dökmektedir. Asım askerde Mehmetçik'tir,
Memleketin en ücra köşelerinin okullarında öğretmendir Asım. Asım gücün, zulmün, zorbalığın karşısında asla boyun eğmeyendir. O hakikati eğip bükmeyendir. O şartlar ne olursa olsun hakkı tutup kaldırandır. Kavgadan değil, barıştan, çatışmadan değil, kardeşlikten, bencillikten yana değil, adaletle üretip, adaletle paylaşmaktan yana taraf olandır. Mehmet Akif'in idealindeki Asım'ın işi, gönüller kırmak, öfkeyi beslemek, kin gütmek değil, kırık gönülleri kazanmaktır, yaraları sarmaktır. Necid çöllerindeyken Akif, Mısır'dayken de yüreğinde kine, nefrete, öfkeye hiç ama hiç yer vermemiştir. Akif'in hayatı, sevgili gençler, gözyaşıdır. O sadece parçalanan Osmanlı için, kendi milleti için değil, bütün mazlumlar, bütün mağdurlar için gözyaşı dökmüş, hepsinin sızısını yüreğinde hissetmiştir. Hicaz çöllerinde vatan görevi yaparken kulağı ve kalbi her an Çanakkale ile birlikte atmaktadır. Zafer muştusunu alıncaya kadar çölün kızgın kumlarını an be an gözyaşlarıyla sulamıştır. Bir telgrafla zafer müjdesini aldığında da Rabbine yalvarmış, sevinç gözyaşları dökmüştür. Akif bu toprakların, bu geniş coğrafyanın adeta vicdanıdır. İşgale karşı çıktığı kadar yoksulluğa karşı durmuştur. Kahramanlığı övdüğü kadar geri kalmışlığı yermiştir. Bilimi yücelttiği kadar hikmeti de yüceltmiş, insan merkezli bir medeniyeti övmüştür. Akif, Çanakkale dediği kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kurtuluş Savaşı dediği kadar Filistin demiştir, Medine demiştir, Kahire demiş, Pakistan'ı, Bangladeş'i, Kosova'yı, Arnavutluğu, Makedonya ve Bosna'yı dilinden düşürmemiştir.